Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir Pixel Studio videosuyla birlikteyiz. Bugün Pixel Studio'da kısa yollar anlatacağım. Bu uygulamada fazla bir kısa yol mevcut değil. Temel kısa yollar var diye düşünüyorum. Zaten olanlar da bildiğimiz genelde çoğu uygulamada kullanılan kısa yollar olduğu için kolay olacağını düşünüyorum. Fazla uzun bir video olmayacağını düşünüyorum. Şimdi burada yeni bir proje oluşturacakken şunları da gördüm. Galiba yeni güncellemelerle şu iki seçenek de bize eklenmiş. Güzel olmuş. Bunları hızlı şekilde seçip kullanabiliriz. Biz şimdi 64'lük bir sayfa açalım. Bize burada gelişmiş şablon ve basit şablon diyor. Gelişmiş şablon genelde animasyonlar ve katmanlar için zaman çizelgesini etkinleştiriyor. Yani animasyon için burayı kullanabilirsiniz. Hatta şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi animasyon için biraz A-Sprite tarzı bir şey eklenmiş. Güzel olmuş. Örneğin gördüğünüz gibi A-Sprite'daki animasyon bölmesiyle aynı olmuş. Gerçekten bu da güzel olmuş. Ancak biz şu an animasyon yapmayacağımız için 64'lük basit şablonumuzu kullanalım. Şimdi bu kısa yollara nereden bakacağız? Hemen şurada bir ayarlar bölümümüz var. Buraya basıyoruz. Burada şuradaki sistem kısmına gelip aşağıdaki kısa araçlar kısmına bastığımızda bize kısa yolları gösteriyor. Kısa yollardan kastım şuradaki WASDCF değil. Şurada CTRL'li olan kısımlar ve bunların burada açıklamaları var tabi. Bunların ne anlama geldiğini bilmeyenler için anlatacağım. Kaç tane var? Yani çok da bir şey yok. Zaten şunlar çok önemli değil. Bu galiba şey bunlar. Fırça ayarları. O yüzden şuradan başlayalım. CTRL'a tüm tuvali seç. Şimdi tüm tuvali seç ne oluyor? Örneğin sizin burada birkaç tane şekliniz var. Şöyle iki tane. Bir küpünüz burada. Bir diğer küpünüz de burada. Örnek veriyorum. Siz bunları seçeceksiniz. Nasıl seçeceksiniz? Buna basıyorsunuz. Daha sonra Shift'e basılı tutarak buna bastığınızda ikisini seçti değil mi? Ancak bunun daha kısa bir yolu var. CTRL'ye basılı tutup A'ya bastığınızda yalnız bu ikisi değil, direkt olarak tüm tuvali seçer. Hatta şöyle gösterelim. CTRL A dediğimde gördüğünüz gibi tüm tuvali seçiyor ve ben bunları harekete ettirebiliyorum. Bu işe yarar. Bütün tuvali seçmenize yarar. Daha sonra neyimiz var? Hemen şuradan bir daha bakalım. Kopyala, kes, yapıştır. Bunların hepsini tek de anlatalım. Şimdi örnek veriyorum. Ben şuradaki mavi kutudan ya da küpten bir tane daha oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yaparsınız? Örnek veriyorum. Bunu bilmiyorsanız gelirsiniz. Bu kaça kaç dersiniz? 4'e 4'müş. Gelirsiniz. Buraya bir tane daha çizersiniz. Örnek veriyorum. Bir tane daha oluşturmanız gerekti. Tekrar çizersiniz. Ya da bundan 10 tane yapmanız lazım. Bununla tek tek uğraşmıyoruz tabii ki. Bunları şimdi silelim. Geliyoruz seçme aracımıza. Ben bunu F'ye atamışım. F'ye bastım. Bunu seçtim. Yani direkt olarak şuradaki sihirli değnekle de şurayı seçebilirim. Pardon. Şunu seçebilirim. Pek belli olmuyor şu an mavi olduğu için. Şimdi bunu seçtim. Şu aşağıda var mesela. Buna basıp kopyala yapıştır yapabilirim. Ancak kısa yollarımızı kullanacağız. Şimdi CTRL'ye basılı tutup C'ye bastığımda bunu kopyaladı. Bakın aşağıdaki şey değişti ve oraya kopyaladı diye yazdı. Şu tuşa basarak yapıştırabilirim. Bastım. Gördüğünüz gibi geldi. Ancak bunu da kısa yol var. Örneğin seçtim bunu. Geldim buraya kopyala dedim. CTRL C ile yapıştırmak için de CTRL V tuşuna bastım. Hemen C tuşunun yanında olan tuşa bastım. Ve gördüğünüz gibi bir tane daha oluşturdum. Tekrar CTRL V dedim. Bir tane daha oluşturdu. Tekrar CTRL V dedim. Bir tane daha oluşturdu. Tekrar dedim. Bu şekilde yapıştırmamızı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 6 tane şeyi hızlı bir şekilde yaptım ki bu üstlü sayılar misali gittikçe artarak da devam edebilir. Örneğin siz 12 tane yapmak istiyorsunuz. Geldiniz böyle böyle yapabilirsiniz. Ancak bunun yerine gelip şurayı seçip kopyala yapıştır diyerek gördüğünüz gibi 12 tane. Ya da mesela 24 tane yapmak istiyorsunuz. Gelip bu şekilde 24 adet kareyi bu şekilde katlana katlana yapabilirsiniz. Bunun güzel özellikleri var. CTRL X yani kes tuşumuz ne oluyor? Şimdi ben bunu şuradaki 4 tane kareyi, hatta bunları şöyle boyayalım, farklarını görelim. Pardon. Şu 4 tane yeşil kareyi buradan çıkarmak istiyorum. Bunları seçelim şu şekilde.
Ya bu şekilde seçebiliriz. Şu arayı seçmek istemiyorsanız gelip bunu buradaki sihirli değneği seçip buna basarsınız. Shift'e basarak bunları da seçersiniz. Dördünü seçebilirsiniz. Buradan şurada basıp burada bizim kes tuşumuz var. Ancak biz kısa yolları kullanacağız. CTRL'yi X'e bastığımda bunlar buradan gitti. Bu kopyala kısa yoluna biraz benzer. Ama kopyaladan farkı nedir? Örneğin kopyaladı, siz bunu seçtiniz. Buraya kopyaladınız. Ne oldu? Bundan iki tane oldu. Kesim farkı ne? Buradaki yeşil kareleri buradan yok ediyorum. Ve örnek veriyorum. Şuraya CTRL V tuşuyla, pardon, oraya yapıştırdı. Bakın gördüğünüz gibi. Ki bunu genelde bu tarz şeylerde değil de. Örnek veriyorum, sekme misali olan şeylerde. Örneğin A-Sprite'da sekmeler vardır üstte. Bu resimden bu parçayı çıkarıp, yani bu resimde ben o parçayı istemiyorum. Buradan çıkarıp bir diğer resmimi aktarmak istiyorum. O yüzden CTRL ile X'i kullanarak bunu buradan kesip diğer resmimi aktarabilirim. Burada CTRL V dediğimde normalde imlecimin olduğu yere yapıştırması lazım. Ancak bu arkadaş direkt buraya yapıştırıyor. Kestiğim yere yapıştırıyor, anlamadım. Bu da bu işe yarar. Tamamen silmez. Bilgisayar hafızasında tutar gördüğünüz gibi. Silmek çok başka bir şey. Burada silinmiş gibi gözükebilir ancak o şu an bilgisayar hafızasında. Ama ben gelip buradan başka bir şey kopyalarsam, kopyala yapıştır dediğimde artık o silindi ve kayboldu çünkü bilgisayar hafızasından gitti. Kes tuşu da bu işe yarıyor. Şimdi gelelim başka neyimiz var? CTRL V, pardon, CTRL Z, CTRL Y. Bunlar ne oluyor? Örneğin ben şuradaki iki tane kareyi yanlışlıkla mesela şöyle yapalım. Sildik diyelim. Şimdi sildiniz ve bunu tekrar geri almak istiyorsunuz. Bu kareleri silmeyecektiniz. Yanlışlıkla silindi. Ya da mesela şöyle yapalım. Yani şöyle seçelim tekrar. Burayı doldurdunuz. Örnek veriyorum. Siz tekrar şuradaki 4 tane kareyi sileceksiniz. Hızlıca çekip böyle sildiniz. Ama şuradaki şu satırları da sildiniz. Şimdi ne yapabilirsiniz? Kaleme gelip buraları doldurabilirsiniz. Ancak bununla uğraşmak istemiyorsunuz. Bu çok farklı yerlerde de olabilir. Geri alacaksınız. Yaptığınız işlemi tekrar geri alacak. Ve o kareler tekrar gelecek ve tekrar seçip sileceksiniz. Örneğin CTRL Z'ye bastığımda geri alır. Bastım. Gördüğünüz gibi buradaki sildiğim kareler tekrar geldi. Ya da siz dediniz ben şuralar aslında silikken daha güzelmiş dediniz, fark ettiniz. Tekrar bir ileri almak istediniz. Bunda da CTRL Y'ye bastığınızda tekrar ileri alır. Bunun böyle güzel avantajları var. CTRL Z geri alır. CTRL Y bir ileri alır. Tabi bu CTRL Z'yi bir kereliğine kullanmıyorsunuz. Örnek veriyorum, CTRL'ye bası tutarak Z'ye bas çek yaparsam bütün işlemlerimi geri alır. CTRL Y'ye basarsam da tekrar ileri alır bu şekilde. Şöyle yapalım, bırakalım. Şimdi bunu da geçtiğimize göre şuraya gelelim. V'yi anladık. CTRL N O S'yi anlatalım. Şimdi CTRL O ne oluyor? Siz önceden bir resim çizdiniz. Şöyle küçük bir resminiz var. Onu buraya aktarmak istiyorsunuz. Dosyalardan aktaracaksınız bunu. Nasıl yaparsınız? CTRL'ye basılı tutup O'ya basarsanız böyle bir sayfa açılır. Örneğin ben şuradaki kutuyu buraya eklemek istiyorum. Hatta şu kutuyu ekleyelim. Bastık kutuya. Gördüğünüz gibi bunu buraya açtı. Bunu da gerçi bu Pixel Studio'da sekme misali olmadığı için diğer resmi silip direkt bunu açtı. Bu biraz kötü olmuş. Yan bir sekme olarak açsa ve biz de bunu buradan kesip diğer resmimize aktarsak güzel olur. Ancak bu direkt yeni sekme, yeni sayfa açtı. Diğerini sildi. Peki CTRL Z ile geri alabiliyor muyum? Hayır. Resmen yeni bir resme başlatıyor sizi. Böyle bir özelliği varmış. Şimdi bir diğer şeyimiz neydi? Unuttum onu. CTRL O, CTRL S, CTRL N. Şimdi CTRL N ne oluyor? CTRL yeni bir sayfa açacaksınız. Örnek veriyorum, bunu sevmediniz ya da bunu hallettiniz, kaydettiniz. Yeni bir sayfa açacaksınız. Bunu şuraya gelip oluştur tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Ancak onun yerine CTRL'ye basılı tutup N'ye basarsanız size direkt bu ekranı verir zaten. Siz de buradan 64'ü seçip buna basıp yeni sayfanızı açabilirsiniz. CTRL Z ne oluyor? Pardon, CTRL S ne oluyor? Şu iki tane küpü çizdiniz ve bunu kaydedeceksiniz. Bunu şuraya gelip
Buradan kaydet diyebilirsiniz. Ancak bunun da bir kısa yolu var. Ctrl S'ye basarsanız size direkt o sayfayı verir zaten. Aynı oradan neye bassanız açılacak sayfanın aynısını bu şekilde de açıyor. Buradan gerekli ayarlamaları yaparak şeylerinizi, resimlerinizi kaydedebilirsiniz. Buraya da yeni şeyler gelmiş galiba. Bunları yeni görüyorum. Şimdi başka geriye ne kaldı? Gelelim. Abi bir türlü basamıyoruz değil mi? Shift left var. Önceki kare. Shift right, shift left. Pardon, Ctrl left. Bunlar frame yani animasyon ve layer kısmının konusu. Bunları orada anlatırım diye düşünüyorum ki zaten o kısımlara geldiğimizde bunların daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Alt L resim kütüphanesi. Şimdi bu ne oluyor? Biz bir önceki videoda bir mahzen tasarlamıştık. Onu buradan açabilirsiniz. Alt L'ye bastığınızda size direkt buradaki şeyleri veriyor. Bunu da hızlı olarak buradan açabilirsiniz. Başka neyimiz varmış? Bakalım. Alt S şekil aracı, Alt M kamera hareketi. Bunları şu an ben de yeni alıyorum. Alt S'ye bastık. Ha, şunun kısa yolu aslında. Bunu bu tarz bir şeyle değil de mesela tek tuşa da atayabilirsiniz bunu. Ancak default olarak bu şekilde geliyormuş. Alt S dediğimizde bize direkt bu sayfayı açıyor. Başka neyimiz vardı hocam? Bana her seferinde mi yanlış basarım insan? Normal kaleme bastım yanlışlıkla. Başka ne vardı? Kamera hareketimiz varmış. Kamera hareketi ne oluyor? Alt M. Alt M neye yarıyormuş? Ha, anladım. Şimdi siz kalemle resim çiziyorsunuz. Normalde sol tıka bastığınızda ne yapar? Resim kaleminize resim çizer. Ancak Alt M'ye bastığınızda artık bu iptal olur ve gördüğünüz gibi yani şunu alıyormuş. Burada bunun kısa yolu da buymuş. Alt M. Aslında bunlar kısa yollar değil ya. Bunlar daha çok uygulamanın kendi ayarladığı şeyler. Bunlar aslında kısa yol olmuyor. Ben şöyle bir bakayım. Ha, mesela Alt G ve Alt T anlatılabilir. Alt G ve Alt T'yi anlatalım. Bunlar biraz kısa yola giriyor. Şimdi Alt G'ye bastığımda benim ızgaramı açar. Buradan iki ikilik küçük küçük kareler açar bize. Bizim ayarladığımız moda göre kendini şey yapar. Örneğin gelelim. Şu ızgara nereden yapılıyordu? Onu da bir hatırladım. Şuradaki ayarlar tuşuna basıyoruz. Ve burada UI kısmına gelip Overlay Settings dediğinizde burada kafesimiz var zaten. Bunu buradan ayarlayabiliriz. Örneğin grid izometrilerimiz var. Bu grid zaten kafes demek. Örneğin 3'e 1'lik dediğinizde siz örnek veriyorum nasıl diyeyim? Bu bir tık daha büyük resimlerde işinize yarayabilir. Bu Habbo misali izometrik oyunlar tasarlayacaksanız bu şekilde yerler açabilirsiniz ve bunların içini doldurabilirsiniz. Ancak bizim resmimiz büyük olduğu için pek olmadı. Yani piksellerimiz onlara büyük geldi. Ki bunu da ayarlayabiliriz. Gelelim. Overlay Settings. Örneğin 5'e şuraya 5. Ha, bu şunu alınca zaten 3'e 1 mesela. 3'e 1 oran var zaten. 5'e 1 dediğimde gördüğünüz gibi daha büyük oldu. Bunu daha büyük çözünürlüklü resimlerde yaparsak daha iyi olabilir. Şimdi bu Alt G de bunu aç kapağı yarıyormuş. Şimdi bir de ne vardı? Sistem kısa araçlar. Bakalım. Alt G, Alt T. Aynı tile modu var bir de. Bu tile'da ne oluyor? Fayans oluyor. Yani gerçekten çok güzel. Tile modunu anlatamadık. Tile modu bizim fayans modumuz oluyor. Onu A-Sprite'da vardı galiba. Oradan gösterebilirim. Hatta hemen gösterelim. Ükte kalmasın içimizde. Şuradan hemen new file 256 256 iyidir. Şimdi tile mod ne oluyor? Şunu bizim ayarlara bir getirelim. Tile modumuz ne oluyor? Onu da buradan anlatalım. View kısmına geliyoruz. Bura biraz A-Sprite dersine kaçtı. Tiled mod deyip Tiled in bot access dediğimizde gördüğünüz gibi ya da şöyle yapalım. Şu an tile modu açık mı? Tile mod. Ha, açıkmış. Tile mod ne oluyor?
Tile mod ayarlarını yaptığınızdan sonra, hatta şöyle daha belirgin bir renk alalım. Bakın gördüğünüz gibi ben çizdikçe aynı yerden 9 tane daha çiziyor. Bak gördüğünüz gibi mesela, bakın aynı şeyden 9 tane oluyor. Bunu oyunlar tasarlarken sizin mesela aynı şeyden 1000 tane çizmenize gerek yok. Bu tile'la direkt zemini ayarlayabilirsiniz. Mesela şu yeni bir sayfa açalım. Hatta şöyle 48'e 48'lik bir tane açalım, tam olur galiba. Örneğin tile modu açık mı? Şu an bunu tile modu. Ha, şu an açık değil. Ha pardon lan. İşini ettiği mi? Çok daha değişik bir mevzu oldu. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Örneğin siz bir küp çizeceksiniz ve bunun boyutlarını ayarlamadığım için çok değişik mevzular oluyor. Tam kaplayamıyorum şu an. Şöyle yaparsam galiba tam olur ama dur, aralarına biraz boşluk koysam şöyle daha güzel olur. Örneğin siz buradan bir tile yapacaksınız. Bunu bir tık daha iyi bilenler bilir. Örneğin bu tile'ların nasıl birbirine kaplayacağını falan filan anlamak adına böyle şeyler yapılabilir. Bunu şu an tam anlatamadım. Ben de pek hakim değilim. Ancak tile mod bu. Aynı şeyden 9 tane veyahut da aynen 9 tane yapmanıza ve bu tile'ların birbirine uyumunu görmenize yardımcı olacak bir özellik. Bunu kapatalım. Gelelim Pixel Studio'ya. Şimdi diğer şeylere de bir bakalım. Tile modu geçtik. Up down. Galiba bir şey kalmamış. Shift tab 1 şey oluyordu galiba. Shift 1. Oh man. Bu direkt hızlı bir şekilde sizin kaydedilenleriniz arasında gezmenize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi birazdan bizim bir önceki derse geliriz. Dungeon tasarlamıştık en son. Dungeon. Aynen bakın gördüğünüz gibi. Şimdi Ctrl 8'e bastığımda bizim ders açacak. Pardon lan. Bunu kaydetmediğimiz için atmadım. Şöyle 7'de bizim bir önceki ders var. 8'de bir önceki ders var. Yani bunlar hep önceki kaydettiğiniz şeyler. Güzel, bu özellikler de gayet iyi. Aklıma gelen başka var mı diye düşünüyorum. Aa bir dakika, şimdi bu burayı açtıysa Ctrl 0 bizim şu anki değil bir önceki dersimizi açar. Yani bu derste yaptığım ilk resmi açar. Şimdi bir daha bakıyorum şuraya. Galiba kalmadı bir şey. Time mod, silgi kalemi, titreme kalemi, fırça. Yani bakıyorum pek bir zaten kısa yol kalmadı. Ya şunlar da aslında bir nevi kısa yol. Ancak bunlar klavye kısa yolu. Hani sizin şunu hiç dokunmadan yapmanızı sağlar. Bu kısa yollar daha çok ne mesela? Sizin daha uğraştıracak mesela şunu şuradan kesmek için. Sizin verdiğiniz çabayı daha kısaltmak için. Çünkü neden buna bastın? Buna bastın. Kese bastım. Bu sizi tek tuşa yapmanızı sağlar. Şurada bulunmaz mesela onlar. Şurada bulunmayanların kısa yolları da burada klavyeden yapabilirsiniz. Ancak mesela el alışkanlığı olur. Kalemi W değil de gelip şuradan direkt de basabilirsiniz. Bu sizi çok yormaz. Ancak klavye kullanmak tabi hızlı olmanızı sağlar. Galiba kısa yollar bu kadardı. Aklıma gelmeyen varsa, yani benim bildiğim daha çok kısa yol var. Ancak şimdi mesela deneyeceğim büyük ihtimalle. Aynı mesela şeyde olan kısa yol bunda yok. Yani A-Sprite'da birçok kısa yol var da burada birçoğu yok. O yüzden galiba kalmadı diye düşünüyorum. Tekrar bir düşüneyim. Galiba yok. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çizimler dilerim.